rahmetli andığımız Profesör Atalay Yörükoğlu'na ait defalarca rastlamış, duymuş olabilirsiniz. Ama bir kez de çocuklarımın ağzından ve lütfen sanki ilk defa duyuyormuşçasına dinler misiniz? Hadi gelin bakalım. Anne babaya bir öğüt verelim. Olur mu? Keyfimiz yerinde mi çocuklar? İyi miyiz? Ayakların durumu nasıl? Yoruldunuz mu? Sandalyelerimiz hazırda bekliyor biliyorsunuz. Tabii biraz daha konuşmaya devam ederseniz salonun yarısı kaçacak, haberiniz olur. Konuşmayı bitirelim yavaş. Sevgili anneciğim, babacığım, bütün duygu ve düşüncelerimi dile getirebilseydim size şunları söylemek isterdim. Sürekli büyümeme ve değişme içindeyim. Sizin çocuğunuz olsam da sizden ayrı bir kişilik geliştiriyorum. Beni tanımaya ve anlamaya çalışın. Denemeyle öğrenirim. Bana ayak uydurmakta güçlük çekebilirsiniz. Bana oyunda, arkadaşlıkta ve uğraşlarında özgürlük tanıyın. Beni her yerde, her işinde koruyup kollamaya çalışmayın. Merhaba, benim adım Neval. Bir dur. Neden? Neden dur? Neval'in annesi işitme engelli ve aranızda Neval annesi de anlasın diye ki kesinlikle onun da hakkı biraz daha işaret dili ekleyerek anlatacak size. Şaşırmayın hareketlerimden dolayı. Devam et tatlım. Davranışlarımın sonuçlarını kendim görsem daha iyi anlarım. Ama işitenler de duysun. İkisini denk getirin. Bana yanıma payı bırakın. Kendi işimi kendim yapmaya alıştırın. Büyüdüğümü başka nasıl anlarım? Büyümeyi ne kadar çok istesem de ara sıra yaşından küçük davranmada edemiyorum. Bunu önemsemeyin. Her şeyi elde edemeyeceğimi de biliyorum. Ama siz verdikçe ama da edemiyorum. Bana yerli yersiz söz vermeyin. Sözünüzü tutmayınca sizlere güvenim azalıyor. Bana kesin ve kararlı davranmaktan çekinmeyin. Yoldan saptığımı görünce beni sınırlayın. Korktuğunuz bütün yasaklar ve kuralların hepsini beğendiğimi söyleyemem. Ancak hiç kısıtlanmayınca da ne yapacağımı şaşırıyorum. Tutarsız davrandığınızı görünce hem bocalıyor hem de bundan yararlanmadım edemiyorum. Beni dinleyin. Öğrenmeye yaptığım olmadan soru sordum onlardan. Açıklamalarınız kısa ve açık olsun. Öğretmenimizden çok davranışlarınızdan etkilendiğimi unutmayın. Beni eğitirken ara sıra yanlışlar yapabilirsiniz. Bunları çok unutmayın. Ancak birbirinize saygı ve sevginize azalttığınızı görmek beni yaralarmasına yükseldiğim. Çok konuşup çok bağırmayın. Yüksek sesle söylenenleri pek duymam. Yumuşak ve kesin sözler bende daha iyi iz bırakır. Ben senin yaşındayken diye başlayan sözleri hep kulak ardını hatırlayın. Küçük yanılgılarımı büyük suçmuş gibi başıma kalkmayın. Ara sıra yanlışlar yapabilirim. Bunları suçluluk duygusu uyandırarak benim... Yani ara sıra yanlış yapmadığın için bilemiyorsun nasıl olduğunu, ondan olsun. Önce beni dinleyin. Suçumu aşmadığı sürece cezama katlanabilirim. Beni yeteneklerimin üzerinde işlere zorlamayın. Ama başarabileceğim işleri yapmam bekleyin. Beni destekleyin. Hiç değilse çıkmama övün. Beni başkalarıyla karşılaştırmayın. Umutsuzluğa kapılırım. Benden yaşın üstünde algınlık beklemeyin. Bütün kuralları birden öğretmeye kalkmayın. %100 dürüst olmadığımı görünce ürkmeyin. Beni köşeye sıkıştırmayın. Yalana sığınmak zorunda kalırım. Sizi çok bunalttığım sırada bile soğuk anlığınızı yitirmeyin. Kızgınlığınızı haklı görebilirim ama onurunuzu kırmayın. Bir şey yok çocuğum. Doğru söyledin. Onurunuzu kırmayın. Hele başkalarının yanında onurumu kırmayın. Unutmayın ki ben de sizi yabancıların yanında güç duruma düşürebilirim. Bana haksızlık ettiğinizi açıklamaktan çekinmeyin. Özür dileyesiniz. Size olan sevgimi azaltmaz. Tersine ben size daha çok benzetirim. Aslında ben sizleri olduğunuzdan daha iyi biliyorum. Bana kendinizi yanılmaz ve eşinmez göstermeye çabalamayın.
sizin olduğunuzu görünce üzüntüm biliyorum. Biliyorum. Ara sıra sizi üzüyor, belki de diş kırıklığını aratıyorum. Bana verdiklerinizin yanında benden istediklerinizin de çok olmadığını biliyorum. Anlattığım istekler çok geldiyse birçoğundan vazgeçebilirim. Yeter ki beni ben olarak seveceğiniz olan inancım sarsın olsun. Benden örnek tutup olmamı beklemezseniz ben de sizden kusursuz ana babanızı beklemem. Seveceğim ve anlayışı olmanız bana yeter. Sizin çocuğunuz olmak elimde değildi. Ama eğer seçme şansım olsaydı sizden başka kimsenin çocuğu olmak istemezdim.